Kıymetli üniversiteli genç kardeşlerim, inşallah Rabbim lütfederse biz kazanırsak sizlere birer genç kart vereceğiz ve toplu taşıma araçlarına ücret vermeyeceksiniz. Ücretsiz bir şekilde tek kuruş para ödemeden tüm toplu taşıma araçlarından istifade edeceksiniz. Yanı sıra bir de her bir üniversite öğrencisine ayda 10 GB internetle hediye edeceğiz. İkincisi yine gençleri ilgilendiren bir mesele. Belki daha sonraki yıllarda sizi ilgilendiren bir mesele ama gençlerle ilgili bir proje. Kıymetli kardeşlerim, o da biz her bir semtte bir düğün salonu yapacağız. Her bir semtte bir düğün salonu. Taze evleri gibi. Ve gençlerimiz gelip orada düğünlerini yapacaklar. Ve tek kuruş para ödemeyecekler. Yani düğün salonunda 3 saat düğününü yapacak. Tek kuruş para ödemeyecek. Bir de üstüne biz belediye olarak beyaz eşyasını tamamını hediye vereceğiz. Malumunuz şu anda her yerde mülakat var. Mülakat demek yani önceden listeler ayarlanmış. İşe kim girecekse belli. Dolayısıyla biz bunun insani olmadığını, doğru olmadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili bizim projemiz, biz diyoruz ki tüm gençlerimize hangi meslekten olursa olsun liyakatı esas alacağız. Hani Antep'te bir deyim var. Ekmeği ekmekçiye ver, üzerinde bir ekmek fazla ver denir. Bu misal bütün gençlerimize liyakatı esas alarak herkese iş konusunda da yardımcı olacağız. Memleketimizde çok sayıda maalesef madde bağımlısı gençlerimiz var. Gençlerimiz zehirlenmiş. Ve biz diyoruz ki biz kazandığımız zaman öncelikle belediye olarak, emniyetle, valilikle ciddi bir şekilde bu işin üstünde duracağız. Ve bu memlekete asla zehir tacirlerine müsaade etmeyeceğiz. Gerek yasal olarak, gerek halk olarak ne önlem alınması gerekiyorsa önlemini alacağız. Zehir baronlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bununla beraber kentsel dönüşüm çok önemli. Gaziantep şehrimizde çok fazla kırsal mahalle dediğimiz müstakil evler mevcut. Antep'in dışına sürgüne gönderildiği orada konut yapmak doğru değil, bunu doğru bulmuyoruz. O yüzden vatandaşın evini istimlak ederken gerçek değeri üzerinden istimlak edeceğiz. Ve onların evini dönüştürürken de, mahallesini dönüştürürken de bir semtte bir tane rahatlasyon ülkesi yapacağız. Ve o rahatlasyon merkezinde bir psikolog, bir psikiyatri, bir tane psikiyatri. Tamam. Evet, ben sana.